da gene senden, vay vay da gene senden. Ya ah kayda der ki kayda da yine senden var fayda. En güzel senelerim geçti o yaylalarda, geçti o yaylalarda. En güzel senelerim geçti o yaylalarda, geçti o yaylalarda. Ben köyümden çıkalı da oluyor 20 sene oluyor. Ben köyümden çıkalı da oluyor 20 sene. O çocukluk yıllarım geldi aklıma gene, geldi aklıma. Yayladaki günlerim geldi aklıma gene, geldi aklıma. Dönelim özümüze de güzel kültürümüze, güzel kültürümüze. Dönelim özümüze de güzel kültürümüze. Bana öyle gelmiyor, yaylalar küsmüş bize, yaylalar. Öyle gelmiyor bana, yaylalar küsmüş bize, yaylalar. Vardı oturak taşı, sana sevdalanalı. Akar gözümün yaşı, sana sevdalanalı. Akar gözümün yaşı, akar gözümün yaşı. Hani yasın hani ya, yüreğimin parçası. Hani yasın hani ya, yüreğimin parçası. Geldi ki aklıma kara kursak yaylası, eskalanın yaylası. Geri gel, geri geri. Neden hatırlamadın geçen yıllarımızı, geçen yıllarımızı? Neden hatırlamadın geçen günlerimizi, geçen günlerimizi? Yıllar bile yaşlandı, yıllar bile yaşlandı. Sormuyor halimizi, sormuyor halimizi. Geldin geçtin habersiz, geldi geçti habersiz. Yaz geçti gene sensiz, yaz geldi geçti sensiz. İki günlük dünyada nasıl durursun bensiz, nasıl durursun bensiz? İki günlük dünyada nasıl durursun bensiz, nasıl durursun bensiz? Thank you.
kerele başlarına. Ne zaman varacak köyün başlarına, köyün başlarına. Acımadı der Ayşe magan gözyaşlarına, agan gözyaşlarına. Ya acımadın mı sevdan, agan gözyaşlarına. Neredesin nerede, neredesin nerede. Ya al beni yanlarına, al beni yanlarına. Kurban olayım kurban ufacık boylarına, alçacık boylarına. Ayşem olayım kurban ufacık boylarına, ufacık boylarına. Her zaman eski türkülerin, eski kayıtların yeri ayrı. Zaten bak Aydıncığım, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Otantik abi. Ben ilk radyoculuk hayatıma başladığımda gerçekten seni severek, beğenerek tanımıyordum hiç. Müziklerin hastaydım. Özellikle mesela güzel türkülerim var böyle. Yayla türküleri olsun, işte Hande Hande, Kız Hande. Onlar gerçekten otantik türkülerin çok var senin. Tabii bir de benim bütün türkülerim ve sözüm hepsi bana ait. Değil mi? Kendim yazarım tabii. Kendin yazayım, kendin çizeyim. Al benden de o kadar var. Dokuz tane albüm. Ben de aynıyım. İki tane eser var. Dokuz albümde bir başka arkadaşıma ait. Bunları da kulaklar yani izleyelim. Öyle olması lazım. Yani ben radyo programında yine samimi söyleyeyim. Ömer abiye de çok yer veririm. Bilirim Ömer abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani senin en az iki türkünü her zaman yaşayacaksın. Yani şimdi bu kemençeyi çalıyorsan sadece kemençe çalmak değil. Yani yorumun, işte türkün. Kazandıracağın bölgeye türkü, o bölgenin sesi. Onun yaptığın eserler. Evet. Bir de kişilik de çok önemli tabii. Şöyle ben biraz daha tanıtım yapayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda Malatya'da bizim, şöyle söyleyeyim tabiri caizse, gelin adayımız, daha doğrusu gelinimiz ve ailesi bizleri izliyormuş. Buradan sevgili bizim damat adayı sevgili Turgay Bilge de dedi ki şöyle bir selam gönderebilir misin dayı dedi. Tabii ki göndereceğiz, ne demek. Değil mi dayım? Şöyle Malatya'da bulunan nişanlısına, Gülcan Hanım'a ve ailesine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Düğün ne zaman? Kasım 2. Şimdiden tebrik ediyoruz. Şöyle Turgay kardeşimizi bir alkışlayın bakalım. Sevgili kameramanım, şöyle damat adayını bir göster de belki yenge hanım belki özlemiştir az da olsa. Eyvallah, sağ olasın. İnşallah biz de orada olacağız. Yakın Ömer, beklerim seni oraya. Evet, damat adayımız da zaten ekranlarda şu anda. Sevgili, ayağa kalk, ayağa kalk, kalk. Şöyle bir görsün seni yenge hanım ya. Evet, buradan diyor ki ben büyüklerimin ellerinden öpüyorum diyor. Doğru mu? Evet, evet, doğru. İnşallah hayırlısı neyse olsun.
En kısa zamanda da sevgili yeğenimiz de değil mi? Böyle güzel bir mutlulukla güzel bir düğün yaparız. Birlik beraberlik içerisinde. Sayın Başkanım. Alacağım seni biraz sonra, rahat ol. Dedim ya, bir önümüzdeki hafta inşallah Allah nasip ederse Giresun ili Enes ilçesi İsaklı Köyü aramızda olacaktır. Haberiniz olsun. Buradan İsaklı Köyü'ne de şu anda bizlere tabii ki ekran başlarında bizleri izleyen bütün gönül dostlarına da buradan sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Yine dedik ya bu hafta değil de önümüzdeki hafta herhalde pikniğimiz var. Bütün Karadeniz'de hemşehrilerimizi bekliyoruz. Burada görelesi Trabzon'u yok. Zaten piknikler de bitmek üzere. Herhalde bir son yaparız başkanım, öyle geliyor bu. Değil mi? Güzel bir piknik. Bütün Giresunluları, bütün görelileri, Trabzonluları, Rizelileri hiç fark etmez bizim için. Herkesi buraya bekliyoruz, pikniğe bekliyoruz. Buradan da efendim? Kestane mi toplayacağız ormanda? Olur, toplarız. Sıkıntı yok. Biz alışkınız zaten. Kestane'nin olduğu yerde biz olmaz mıyız? Kestane'nin kilosu 20 milyon lira kardeşim İstanbul'da. Değil mi? Fındıktan daha pahalı. Yine şöyle bunları tabii ki bırakalım. Şöyle yine buradan sevgili Burak abime de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Erhan Çolak, seni unutturmayayım canım abim. Öpüyorum seni, inşallah önümüzdeki haftada bizim aramızda olacak. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz tabii ikiniz bir arada bu işi götürdüğünüz zaman bir türkü de ben mi söylesem, ne etsem? Yani beni kıskandırıyorsunuz uşaklar. Bir sanatçı olamadık gitti ya. Sen de söyle, biz de dinleyelim seni bir ya. He? Dinleyelim seni. Beni dinleyelim. E tabi. Valla. Ama yani biraz önce gibi konuşmak bir muhabbet gibi değil. Bir ses geldi uzaktan. Kim çalacak bak hemen ki? Fark etmez. Hangi sesini söylüyorsun? Hadi birini çalın bakalım o zaman. Bir türkü de ben söyleyeyim. Bakayım. İçimden geldi. Tamam. Çok içiyorum bardaktan, geçemiyorum uşaklar, hem köyden hem yayladan. Geçemiyorum uşaklar, hem köyden hem yayladan. Hey gidi gönlüm alan, yalan bu işler yalan. Ne gitti gönlüm alan, yalan bu işler yalan. Var mı ha bu dünyada İlk sevdasını alan? Var mı ha bu dünyada İlk sevdasını alan? Kapıya sevdiğim, görsün seni gözlerim. Yaylanın savuk suyu, dese varım mı dese. Biraz kemençe yavaş, acık hareket etse. Haydi haydi.
kadirga yok değiller nedir tavuk donanma. Öyle bir güne geldik babana da inanma. Öyle bir güne geldik babana da inanma. Öyle bir güne geldik babana da inanma. İnderiye çiçeğim şaşırdım ne diyeceğim. Çiçeğim şaşırdım ne diyeceğim alıp garip başımı. Gurbete gideceğim. Hayda gidelim hayda. Hayda gelmiyor musun? Neyince cükvelim var. Yemek yemiyor musun? Neyince cükvelim var. Yemek yemiyor musun? Neyince cükvelim var. Yemek yemiyor musun? Ay ay ay. İçinde de ikiliyim ikili, görellenin içinde ikiliyim ikili. O sevdamın sözleri yüreğime dikili, yüreğime dikili. O sevdamın sözleri yüreğime dikili, yüreğime dikili. Siz sev gelip bakar, suyu bulanır bakar. Siz sev gelip bakar, suyu bulanır bakar. O senin güzelliğin yakar adamı yakar, yakar adamı. O senin güzelliğin yakar adamı yakar, yakar adamı. Eyvallah. Bu kadar yeter değil mi? Yani ben normalde ben sanatçı değilim ama. Tamam. Normalde sanatçı değilim ama hani ben de bir hani gönül olsun. Olsun, çanlayayım bir renk olsun. Ha, renk olsun. Olsun bakalım. Tamam. Olur ya belki ileride bir cesaret bul da bir albüm yaparım. Olur ya. Olur ya düşersin zora diyor. İşte o zaman ara beni. Sevgili Adnan abiye de buradan sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Evet, saatlerimiz de valla biraz yavaş yavaş programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ama ne yapalım? Şöyle aslında biraz mesaj değerlendirmeye alsam çok iyi olurdu ama. Alabilir miyiz? Gönder onu oradan. Sen kadar benim kasetten bir eser yapayım. Ya sen bir eser yap istersen ben halledelim. Başkanımızı mı alalım? Tamam ha, başkanımızı şöyle bir alalım önce, ondan sonra da onu da okuruz, ondan sonra da yavaş yavaş zaten vedamızı gerçekleştirmiş oluruz. Sevgili başkanım buyur. Gece oldu ama gücü olmadı, temiz oldu. Evet. Başkanım da bu arada biraz rahatladın değil mi? Yani evet, evet. Biraz olsun bir nevi sıkıntını attın. Evet, evet. Teşekkür ederim. Tabii bu ekran karşısındaki pozisyon diğer durumlar gibi olmuyor. Evet. Ama tabii biz bu konuda... Ya hep unutuyorum ben bu mikrofonu ya. Ben sanki bunda da mikrofon varmış gibi. Bende var da başkanımda yok. Yeniden tekrar alalım başkanım. Duymadım ben seni. Baba ekran tabii her zaman insanları heyecanlandırıyor ama artık biz biraz olsun bu konuda da heyecanımızı da yenmiş olduk sağ olsun. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın alkışları ve diğer tüm arkadaşlarla beraber hepinize sonsuz bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yani evet, son sözlerini alayım başkanım, ondan sonra seni yerine uğurlayayım. Söylemek istediğim bir şey varsa rahat bir söylemek şekilde. İstediğim şu 21 Eylül Pazar günü evet. Bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı Kirazlıbent'teki mesire alanımıza bekliyoruz. Hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu akşam bize burada bu mutluluğu ve bu geceyi yaşatan Mavi Karadeniz ekibine ve değerli sen kardeşim, sunucu kardeşime, Kösel kardeşime ve buradaki sanatçı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Tüm herkese saygılar başkanım, sunuyorum. Başkanım bir şey soracağım. Ha bu Karınca Kalesi mi? Evet, Karınca Kalesi. Ha bunu bir yakından alma şansımız var. Bak bu bizim gerçekten bizim kalemiz bakın. Bak bu bizim kalemiz. Bu değil mi? Karınca Kalesi bu. Evet, bizim. Keşke biraz daha büyük yapabilseydiniz bunu. Sembolümüz bu. Bizim evet, köyümüz. Karınca Kalesi. Evet, Karınca Kalesi. Şöyle bir tutalım, içimden geldi. Ve Karadeniz'in en güzel tepelerinden, kalelerinden birisi. Her an turistlik bakımından da bu konuda çalışmalarımız var. Devam İnşallah edelim. Burayı ileride Karadeniz'in
çok ziyaret edilen bir kalesi haline getireceğiz. Dernek olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Başkanım ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani açık sözlükle söyleyeceğim. Aşağı yukarı bizim derneğimiz değil mi? Bir 15 senedir faaliyette, doğru mu? 2002 senesinde kuruldu derneğimiz. 2014'teyiz. Yani evet. 12 sene olmuş. 12 senedir gerekse biz dernek içerisinde tabii ki bizde de bulunduk ama inanın ben samimi söylüyorum. Ben açıkça söylüyorum. Yani derneğimizden hiçbir mutluluk yaşayamadık. Doğru mu? Geçti. Yaşayabildik mi? Yaşayabildik mi? Ya şimdi şunu söylüyorum. Derneğe kurulan arkadaşlardan itibaren şu ana kadar gelen tüm evet. başkanlarıma memurluğuma saygılar sunuyorum. Eyvallah, herkes kendi katkısınca bir şey yapmak istedi onu ama. Onu demiyorum ben. Yani bir türlü bir araya toplanıp da ya, güçlü bir kuramadık. O konuda, onu diyorum ben. Hani yoksa derneğin akışında falan bir şey değil. Yok, o konuda haklısınız. Ben de katılıyorum ama inşallah bu birlik beraberlik, mesela ben İç Anadolu bölgesindeki derneklere bu konuda gerçekten gıptayla bakıyorum. Evet. Biz de inşallah İç Anadolu bölgesi gibi ama Karadeniz'in bir özelliği var. Çok böyle toplu hal değil, dağlık bir bölgeye yerleşen bir Karadeniz coğrafyası var. İstanbul'da da aynı şekilde bu coğrafya. Evet. Bunu toplamakta zorlanıyoruz ama inşallah bu piknikli, bu beşincisi düzenleyeceğimiz bu piknik daha güzel bir sonbaharın güzel bir mangal partisi ve sanatçılarımızla beraber, değerli dostlarımızla beraber güzel geçeceğine inanıyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu program saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Seni yerine alıyoruz. İnşallah ayın 21'inde Kirazlıbent'te görüşeceğiz değil mi? İnşallah görüşmek üzere. Kısmetse, nasipse orada olacağız inşallah. Arkadaşları, herkesi davet ediyoruz. İnşallah orada. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanımızı yerine. Tekrar yerine uğurlayalım alkışlarla. Tamam. Evet, biz de yavaş yavaş programın sonuna geldik. Belki bu akşam suçi lisan ettik mi bilmiyorum ama herhalde etmedik. Ufak tefek hatalar tabii ki insanoğlunda olabilir. Biraz da ben rahatsızlığıma verin bu olayı. Yarın akşam Allah nasip ederse şöyle gidip güzel bir şekilde tedavimiz olacağız. Şöyle Ömer abi, hayırdır, bunda bir sıkıntı mı var? Yok galiba. Tamam, sıkıntı yok. Ben şöyle söyleyeyim, bu akşam belki mesajlarınıza çok yer veremedik. İnşallah haftaya veririz diye düşünüyorum. Buradan sponsorum Ayaroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Metin Ayar'a da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet sevgili dostlar, zaten ekranda da görüyorsunuz. Bugün daire sahibi olmak istiyorsanız, ev sahibi olmak istiyorsanız tek yeterli olan Ayaroğlu İnşaat'ı aramanız yeterli. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah çok versin. Böyle güzel insanları hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Onların da cebinden paralar eksik olmaz. Enişte hayırdır, gene paraların peşindesin, gene para düşünüyorsun ya. Vallahi billahi. Kara keşke sağ verse de sen duymazsın. 4 dakikamız mı var? Evet, şöyle 4 dakikamız kalmış sevgili dostlar. 4 dakika sonra da sizlere veda edeceğiz. Tabii ki öncesinde ben şöyle sevgili değerli konuklarıma ufak tefek aksamalar da olsa bile çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer Çavdar, son sözlerini alayım canım. Mavi Karadeniz TV başında bizleri izleyen bütün izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. En güzel akşamlar onların olsun. Senin de programın uzun soluklu olur diye umuyorum. Kısmet. İnşallah. Hayırlısı neyse olsun. Tabii ki hemşerilerimizin bu konuda desteğini ben de senin adına rica ediyorum. Bütün sanatçı kardeşlerim arkasında bir destek varsa bir yere yürür. Bu programlar da ancak böyle yaşar. Bu kurumlar da ancak böyle hayatta kalır. Zaten şimdi demin de dedim ya, başkanımıza da söyledim ya. Birlik olmadan hiçbir şey olmaz. Yani bu programlar burada olmasını istiyorsa eğer ki gerçekten hani iş adamlarımız, değerli iş adamlarımız olsun işte ne bileyim yani üst düzeyde insanlar. Tabii ki bizlere destek olurlarsa biz burada oluruz. Açıkça söylemek gerekirse, doğru mu? Ya tabii bu radyolar... Yani bu bir yere kadar, bir yerden sonra da sıkıntı. O yüzden de ya ben yine de herkese çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki burada Mavi Karadeniz TV'de ben şu anda çok mutluyum. Gerçekten burada olmaktan, kendi kültürüme hizmet etmekten çok mutluyum. O yüzden de yani çok da söze gerek yok. Mutluyuz. Ne olursa olsun sonuçta. İnşallah Allah mahcup etmez. Allah sağ ol Aydın'ım. Daim eylesin sana programı. Sana çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Kırmadın beni. Buralara kadar geldin. Daha buradan evet sen de son sözlerini alalım. Güzel program oldu. Ben inanıyorum. Ve bizi çok ya selam gönderin diyen kişiler ama yani selam yollamaya kalksak zamanımız yetmez. Zamanımız yetmez evet. Şükürlük ilk başta Osman Özlü'ye buradan. Fatih Çelik'e mesajı kardeşime çok çok selamlar olsun. Herkese saygı sevgilerimi sunuyorum tekrar. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet, biz bir programın daha sonuna geldik. İnşallah haftaya saatler 22 gösterdiğinde biz yine burada olacağız.
Şöyle sevgili yönetmenimden tut kamerasına kadar. Sevgili Ahmet abi özellikle sana var ya çok teşekkür ediyorum. Sevgili kameraman kardeşim, seni de öpüyorum yanaklarından, o güzelliğinden dolayı bu saate kadar bizlere katlandın. Sevgili Rejideki abimize de buradan yine Toymaster miydi ya? Değil mi? Öyleydi değil mi? Sevgili kardeşim, bir de seninle kavga ettik ama farkında mısın? Seni nasıl yüzdüm bu akşam gördün mü? Ama ben sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. O yüzden de haftaya buluşmak, kavuşmak umuduyla uşaklar alın kemençeyi birinizlerinize bir oradan yapalım gidelim. Zahmet olacak ama Aydın'ım al elini istersen. Evet sevgili Buran'ım, Buran Kanlı, seni seviyoruz değil mi? Canımsın, her zaman yanımda. Kendisine çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığı için sevgili Buran Kanlı da. Haftaya buluşmak, kavuşmak ümidiyle şöyle son sözümü de söylemişken sevgili Rejideki arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle benim menajerlik numaramı bir yana getirirsen beni mutlu edersin. Haftaya kavuşmak umuduyla hoş kalın, hoşça kalın. Ama nerede kalın? Karadeniz'in bir numarası Mavi Karadeniz ekranlarında kalın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Karadeniz üstünde Yunan'ın yapıları.